Arkadaşlarım herkese merhaba. Ehlete Proje kanalına hoş geldiniz. Bugün 50 tane saf sorusu çözeceğiz. Açıklamalı ve detaylı gideceğim. Ve ayrıca de şunu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız hocam 3-4 tane video izlesem olur mu? 4-5 video izlesem olur mu? diyor. Arkadaşlarım ben herhangi bir sayı varmıyorum. Ee, şöyle söylüyoruz biz aslında, sınavınızın ne kadar kolay geçmesini istiyorsanız eğer o kadar çok geri dönük soru videolarına bakmaya çalışın. Hele ki konularda eksiğiniz varsa, e, derslere katılamadıysanız veya işte e, konu anlatım kitabına hiç bakamadıysanız eğer mutlaka açıklamalı ve detaylı soru çözümlerine yönelmeniz gerekiyor. Yani sadece soru cevap şeklinde soru çözerek sınavı kazanmamız biraz zor arkadaşlar. İşi şansa bırakmamak adına bunu söylüyorum. Yani sınavınızın ne kadar kolay geçmesini istiyorsanız eğer o kadar çok geri dönük soru videolarına bakmaya çalışalım. Ve sınav tarihine kadar da yenileceklerimizi asla kaçırmayın. Şu anki yayınladığım arkadaşlarım e, onları gerçekten de tebrik ediyorum. Ve daha yayınlayamadığım arkadaşlarım var. Onlar da bana gönül koymasınlar elimden geldikçe her birinizi yayınlamaya çalışıyorum diyorum. Arkadaşlarımıza tebrik ediyorum ve hadi masraf sorularına başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir? Sürücülerin kurallara uymaması, uyarı işaretlerinin yetersiz olması, trafik görevlilerinin yetersiz olması, yolların bakımsız olması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Sürücülerin kurallara uymaması. Peki trafik kurallarına bazı sürücülerin uymamasının en önemli sebebi neydi? trafik kurallarını davranış haline dönüştürememiş olmalarıydı. Peki trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsur nedir diye söylersek Kurallara uymayı alışkanlık haline getiren bireyler yetiştirmeliyiz. Mesela hız sınırını aşmamak, değil mi? Bu bir kuraldır. E, bu bir önlemdir. Hız sınırı aşılırsa ne olur? Trafik kazasına yol açar. Bu yüzden önlememiz için e, kurallara uymayı alışkanlık haline getiren bireylere yetiştirmemiz gerekiyor. Bu söylediklerim sınav sorusu. Geldik diğerine yukarıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin taşıt yola üzerinde bulunması halinde araç sürücülerin yavaşlamaları, gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir. Birincisi beyaz baston taşıyan, ikincisi kollarında üç siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan, üçüncüsü bir yayanın veya köpeğin yardım ile yürüyen şıklar 1-2, 1-3, 2-3, 1-2-3. Doğru cevabımız. D şıkkı 1, 2, 3 olacak. Beyaz baston taşındı mı? Bunun ile alakalı sınav sorusu çözmüştük. Mutlaka yavaşlamamız ve gerekirse durmamız gerektiğini bahsetmiştik. Kollarında 3 siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan yine aynı şekilde bir yayını veya köpeğin yardımı ile yürüyen kişilerde yine yavaşlayacağız. Gerekiyorsa duracağız ve yardımcı olacağız. Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen bir numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır? Dikkatli bakalım ne yapması gerekiyor? 3 numaralı araca yol verip 2 numaralı araçtan önce dönmeli. 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli. Diğer araçların durmasını sağlamalı. Geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Doğru cevabımız. B olacak. 2 ve 3 nolu araçların geçmesini beklemeli. Neden? Düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahip olduğu için 2 ve 3 nolu araçlar geçer. En sonda 1 nolu aracımız geçer. Peki e, a, e, motosiklet sürücüsü dönüş yapmak istediği için en son geçer diyebilir miyiz? Hani bunu sıralama şeklinde sorarsa milli eğitim sıralama olarak sorarsa en son geçecek olan motosiklet sürücüsü değil mi? Çünkü dönüş yapmak istiyor. Burada hem fikiriz. Peki ilk geçecek olan hangisi? 2 ve 3 nolu araçlar ikisi de düz gittiğine göre hemen sağdakine yol varma kuralını hatırlıyoruz. 2 nolu aracın sağında kalan 3 nolu araç ilk geçer diyoruz. Peki sıralamamız ne oldu? 3 2 1 şeklinde oldu. Devam ediyoruz. Hangisi de sürücüleri yayalara karşı uyaran işarettir? dikkatli bakalım. Doğru cevabımız C şıkkı olacak değil mi? Yayalara karşı uyarıyor. O levhamızın anlamı ne? Okul geçidi. Okul geçidine yaklaştığımızı bildiren bir levhamız. Yani bizi yayalara karşı uyarıyor. A şıkı yaya giremez anlamında. B şıkı at arabası giremez. D şıkı bisiklet giremez anlamında. Aksine bir şart yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda motorsuz ile motorlu aracın karşılaşmaları halinde hangisi diğerine yol vermelidir? Motorlu taşıt motorsuz taşıta, motorsuz taşıt motorlu taşıta, şeridi daralmış olan taşıt diğerine, trafik yoğunu az olan yöndeki taşıt diğerine. Doğru cevabımız B şıkkı motorsuz taşıt motorlu taşıta yol vermelidi ve ihimsiz e, iki yönlü dar yolda araçların karşılaşmaları ile alakalı bazen bu şekilde gelebiliyor bazen de görsel olarak gelebiliyor. Görsel olarak geldiği zaman da size bir levha verir arkadaşlar. E, o levhada karşıdan gelen araca yol var levhası verir genellikle eğer o levha varsa hemen karşıdan gelen araca yol verilmesi gerektiğini bildiğimiz için şıklardan bakarız hangisidir diye. Devam ediyoruz 6'ya. Hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir? Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek, kavşaklarda geçiş önceliğine uymak, arkadan çarpmak. Doğru cevabımız C şıkkı değildir. Asli kusur denilince hata ve kusur arayacağız. Ama C şıkkına geldiğimiz zaman kavşaklarda geçiş önceliğine uymak diyor değil mi? Uymamak demiyor. Burada bir sıkıntı yok. Ee, asli kusur olan halleri şöyle kısaca söyler, söylersek yer. Geçme yasağı olan yerlerden geçersem ben. Bu bir asli kusurdur. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymazsam. Bakın uymazsam asli kusurdur. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yaparsam asli kusurdur. Kırmızı ışıkla trafik işaretlerinde veya işte yetkili memur yani trafik görevlisinin dur işaretinde durmazsam geçersem asli kusurdur. Bir örnek daha verelim. Bölünmüş karayolundayız arkadaşlar. Öndeki araca arkadan çarptık. Ne bu? Yine asli kusur değil mi? Ve kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarparsak yine asli kusur. Arkadan çarpmak zaten asli kusur. Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir? Durma, bekleme, duraklama, park etme. Doğru cevabımız şey şıkkı duraklama diyoruz. Karayolu üzerindeki taşıtların durma halleri dışında yük almak veya boşaltmak, yolcu indirip bindirmek ve işte beklemek gibi kısa süreli e, durdurma hallerini biz duraklama diyoruz arkadaşlar. Şimdi sınavlarda durma, duraklama ve park etmeyi de sorabiliyorlar. Durma nasıl geliyor? Karayolu üzerinde e, önümüzde seyreden araçların birden aniden durması ile biz ne yapıyoruz? Durmuş oluyoruz değil mi? Veya işte araç arızalandı. Önümüzdeki bir araç arızalandı. Durduk. Bu durmaya örnekti. Trafik görevlisi dur dedi. Durduk. Durmaya örnekti. Yolun trafiğe kapanması yine durmaya örnektir. Kırmızı ışığın yanması durmaya örnektir arkadaşlar yani trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına biz durma diyoruz bunu unutmayalım. Peki duraklama dedik ya 5 dakikadan fazla bekleyeceksek eğer bu neye giriyordu? park etmeye giriyordu değil mi? Çünkü park etme taşıtların durma ve duraklama halleri dışında uzun süreli bekleme yapmak üzere bırakılmasına biz park etme diyoruz. 5 dakikadan fazla bırakıldıysa eğer bu park etme örnekti. Yani 6 dakika bekleyecekseniz eğer bu park etmedir. 4 dakika ise duraklamadır. Aşağıdaki kazazedelerden hangisine vakit kaybetmeden sonu solunum ve gerekiyorsa kalp masajı yapılmaya başlanmalıdır? 3 yaşında suda boğulma vakasında, 22 yaşında sıcak çarpması vakasında, 2 yaşında gıda zehirlenmesi vakasında, 80 yaşında kalp krizi vakasında. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Soynuk solunur ve gerekirse kalp masajı yapılmaya başlanır. 3 yaşındaki e, suda boğulma vakasında orada yaşa aldanmayın. Suda boğulma vakasından bahsediyoruz. Şimdi Bizim aklımıza ne geliyor? Yeniden canlandırma basamakları geliyor değil mi arkadaşlar? Neydi bu yeniden canlandırma? Kalbin çalışmasını veya işte solunum durmasının sonucu müdahale edilmediği takdirde ölmesi kaçınılmaz kişileri yeniden hayata döndürmek için yaptığımız e, yapmamız gereken acil müdahaleyi biz yeniden canlandırma diyoruz arkadaşlar. Ve bunun sıralamasında sorduklarını daha önce de söylemiştim. Hashtag şeklinde kodluyoruz. Çünkü sıralamayı öğrenciler çok karıştırıyor. Hashtag şu anda da gördüğünüz gibi. HES neydi? Hava yolu açıklığının sağlanmasıydı. S'si suni solunum uygulanmasıydı. D'si dolaşım değerlendirilmesi. K'si de kalp masajının uygulanmasıydı. Hashtag şeklinde aklımızda tutalım. Verilen bilgi ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? Olay ya da kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye'de ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. Verilen bilgi hangisiyle ilgili? Bildirme, koruma, kurtarma, tedavi etme. Doğru cevabımız. A bildirme ile alakalı biz ne yapıyoruz? Bir telefonla iletişim kuruyoruz değil mi? O 112 AC telefon numarasını arıyoruz arkadaşlar. Yani olay ya da kaza durumunu Bildirmeyi çalışıyoruz. Bu, 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 bu tarz soruları videolu olarak da sorduklarını biliyoruz. Animasyon soruları için ilk yorumda linkimiz var. Oradan ulaşabilirsiniz. Biz bunu nasıl kodluyorduk? Kabak duyduk aslında ama korumak, bildirmek ve kurtarmak şeklinde. E, olay yerinde güvenli bir çevre oluşturmak ve bilinçsiz müdahalelere izin vermek. Bu koruma ile alakalı arkadaşlar. 112'nin aranması biraz önce gördüğümüz gibi bilgilendirme ile alakalı ve kurtarma olay yerinde yaralara hızlı ancak sakin bir şekilde müdahale etmekte kurtarmak anlamında gerekirse kalp masajı da yapılır burada. Kanama varsa durdurulur. İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak öncelikle hangisi amaçlanmıştır? Bir bakalım kazazede düz olarak sırt üstü yatırılır. Başlığına çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır. Kısa bacakları 30 santim kadar yukarı kaldırılır. Aşıkı şokun engellenmesi, kanamanın durdurulması, zihinsel aktivitenin korunması, sinirim işlevinin rahat olması. Doğru cevabımız. A şıkkı olacaktı. Şokun engellenmesi. Bir de orada şıklarda da e, şunu söyleseydi. Kusması, kus, e, bayılan ve kusması olan deseydi işte o zaman öğrencinin biraz şöyle kafası karışabilirdi arkadaşlar. Çünkü biz neyi biliyoruz? Bayılan kişi şok pozisyonu veriliyor. E şu anki tanıda zaten bize şok pozisyonu, e, şok pozisyonundan bahsediyor ama kusması deseydi eğer bayılan ve kusması olan hasta deseydi işte o zaman şok pozisyonu veremiyorduk değil mi? Yan yatış pozisyonu vermemiz gerekiyordu. Bayılan ve kusması olan kişiye buna dikkat edin. Soruları asla lütfen ezber yapmayın. Şimdi kazazede düz olarak sırt üstü yatırılıyor. Hem fikiriz. Başı yana doğru çevirdik. Çeneyi göğüsten uzaklaştırdık. Ayakları 30 santim kadar da yukarıya kaldırdık. Biz buna şokun engellenmesi amaçlanmıştır diyoruz. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir? Hücre, organ, sistem, destek doku. Doğru cevabımız B şıkkı organ olacaktı. Asla ezbar yapmıyoruz. Bakın bir araya ne gelmiş? Dokular gelmiş, değil mi? Dokular bir araya geldi, toplandı. Neyi oluşturuyordu arkadaşlar? organı oluşturuyor değil mi? Yani mide, akciğer, karaciğer bunlar birer organdı. Şimdi tanım olarak sorduklarına birazdan bir görsele bakacağız ama organı ve sistemi sınavda tanım olarak milletim sormayı daha çok seviyor. Organ neydi? Belirli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine biz Organ diyoruz arkadaşlar. Sistem ise vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya sistem diyoruz. Ee, şöyle bakalım daha da e, akılda kalıcı olacaktır organ ne demiştik bakın farklı dokular bir araya geldi neyi oluşturdu organı oluşturdu değil mi organlar bir araya geldi neyi oluşturdu sistemi oluşturdu arkadaşlar ne demiştik sistemin tanımı için? aynen söylediğim şekilde de gelir sınavda farklı gelmez vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıyor biz sistem diyoruz pratik olarak ezber yapmadan anlatırsak hücreler birleşti bir araya geldi dokuyu oluşturdu dokular birleşti bir araya geldi organı oluşturdu Organlar, dupla toplandı bir araya geldi, sistemi oluşturdu. Devam ediyoruz. Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin birçoğunun çoğunun kısıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni hangisi olamaz? İhlaller alışkanlık haline gelmiştir. Trafik ortamında olumsuz kültürlenme söz konusudur. Saygı ön plana alan trafik algısı oluşmuştur. Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiştir. Doğru cevabımız. C şıkkı değildir. C şıkkı olamaz. Saygı ön plan alan trafik algısı oluşmuş olsaydı eğer bu kadar ihlal bu kadar ihmal olmazdı arkadaşlar. Evet ihlaller alışkanlık haline gelmiş olabiliyor. Trafik ortamında olumsuz kültürlenme söz konusu olabiliyor. Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiş olabiliyor ama C şıkkı olamaz. 13. Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması hangisine sebep olur? Motorun stop etmesine, Motor gücünün artmasına, motor bloğunun çatlamasına, motor sıcaklığının artmasına. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Motor bloğunun çatlamasına neden olacak? Şöyle küçük bir örnek verelim mi? Daha da akılda kalıcı olsun. Arkadaşlar soğuk bir e, çay bardağını düşünün. Bakın soğuk bir çay bardağını düşünün. Düşünün. E, içerisine çok sıcak çayın, çayı birden döktüğünüzü düşünün. Ne olur o soğuk bardak çatlar değil mi? Mantık yine burada aynı. E, motor çok sıcak iken siz soğuk su eklerseniz eğer bir çatlama meydana gelir. Bu da motor bloğunun çatlamasına neden olur ve yine motor bloğunun tanımı bizim için sağ sorusu. Ha şu şekilde geliyor. Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir diyor. milletim. motor bloğu diyoruz arkadaşlar ve motor bloğundaki su su kanallarında bir paslanma olabilir mi? Olabilir. Kireçlenme kireçlenme olabilir mi? Olabilir değil mi? Ve motor bloğunun su kanallarında paslanma ve kireçlenme olmuşsa motor fazla ısınır. Ne olduğunu sorar milletim. Motor fazla ısınır. Çünkü neden? Bir paslanma var. Bir kireçlenme var değil mi? Bu yüzden 14 Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsuru atıfta bulunulmaktadır? Kale havada zinciri takmaya çalışan bir sürücü sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa bu konuda deneyimli daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır. Hangi beşeri unsuru atıfta bulunuluyor? Burada hoşgörü yardımlaşma, sorumluluk, saygı. Doğru cevabımız... B şıkkı yardımlaşma ya değil mi? Bakın kalli bir havadayız. Zincir takmaya çalışıyorum. Takamadım, yapamadım diyelim. Video izleyen arkadaşım siz de e, beni görüyorsunuz ve siz benden daha beceriklisiniz. Siz bana yardım ediyorsunuz. E, biz buna yardımlaşma diyoruz. Peki bir de şöyle söylersek eğer aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa. Videoyu izleyen arkadaşım siz gelip çözüm bulursanız eğer yine neye, e, neye atıfta bulunuyoruz biz? Yardımlaşmaya atıfta bulunuyoruz değil mi? Peki düşene sırtını dönen korksun bir gün kendi düştüğünde kimse ona elini uzatmayacaktır dersem eğer trafik adabını hangi yöne üzerine söylemiş oluyorum ben bu cümleyi? Yardımlaşma değil mi? Harikayız devam ediyoruz. İşten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? LPG benzin motorin şıklar yalnız bir 1, 1 2 2 3 1 2 3 Doğru cevabımız D şıkkı LPG benzin ve motorin olacaktı şimdi işten yanmalı motor dedik ya arkadaşlar yakıtı doğrudan doğruya silindirler içerisinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston mekanizması ile krank miline ileten motorları biz işten yanmalı motor diyoruz Devam ediyoruz 16'ya. Yukarıdakilerden hangileri güvenilir? Motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir. Motosikletinde aşılmış lastik kullanması, serhaldeyken kurma başlığı ve kurma gözlüğü kullanması, motosikletini aldığı yolcuya kurma başlığı takması. Şıklar yalnız 1, 1-2-2-3, 1-2-3. Doğru cevabımız... Şaka 2 ve 3 olacaktır. Güvenilir bir motosikletin sürücüsünden bahsediyoruz, değil mi? Serhal'le giderken ne yapıyor? Kurma başlığını takıyor, koruma gözlüğünü takıyor. Yanı bir yolcu aldı, motosikletini aldığı yolcuya koruma başlığı takıyor. Çok güzel, güvenilir bir motosiklet sürücüsü. Ama motosikletinde aşınmış lastik kullanıyorsa eğer, bakın aşınmış lastik kullanıyorsa kaza riskini artırıyor mu? Artırıyor. O zaman hiç kusura bakma, hiç de güvenilir değilsin diyelim devam edelim 17. Ye. Hangisi aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durmadan durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar? Soruyu okuyamadım. Aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar. Geri vites lambaları, sinyal lambaları, park lambaları, sis lambaları. Doğru cevabımız A şıkkı geri vites lambaları olacaktı. Öncelikle renklerinden gidelim. Çünkü geri vites önemli birkaç bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Geri vites lambaları beyaz yanar. Vites aldığınız geriye taktınız. Geri gideceksiniz ya, e, geri vites lambalarımız beyaz renk yanar, fren lambalarımız ise kırmızı yanar. Hani bunu karıştırmayın olur mu? Çünkü bazen renklerinde sorabiliyorlar. Geri vites lambası beyaz renk yanar, fren lambaları kırmızı yanar. Şimdi geri vites dedik ya, geri manevra esnasında veya iniş eğimli yollarda park yaparken kullanılan vites hangisidir diyor milletim? Geri vites diyoruz arkadaşlar ve araca geri hareket yeteneği kazandıran nedir peki? araca geri hareket yeteneği kazandıran vites kutusudur. E biz vites kutusu e, vites kutusu şanzıman dediğimiz zaman ne diyorduk? Vites kutusu aktarma organıdır. Bunu biliyoruz ama araca geri hareket sağlar diyorduk değil mi? Bunu anlatmıştım ben. Araca geri hareket sağlar vites kutusu. Bu yüzden araca geri hareket yeteneği kazandıran nedir diye milletim sorduğu zaman vites kutusu diyoruz arkadaşlar. E, şunu da söyleyeyim diğerine geçeceğim. Geri vites lambaları ne demiştik, beyaz yanıyor demiştik değil mi? Peki geri vites lambalarından bir tanesi parlak yanıyorsa, diğeri de sönük yanıyorsa eğer. Nerede bir oksitlenme vardı? Lamba bağlantısında oksitlenme vardı. Bir sürü sınav sorusu öğrendik, harikayız geldik buraya. Kriko e, ile kriko araca kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni hangisidir? Birazdan da bir görsele bakacağız. Aracın motorunu çalıştırabilmek, aracın hareket etmesini engellemek, araç yakıtının buharlaşmasını engellemek, araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar, aracın hareket etmesini engellemek için takozu koyuyoruz. Ee, şöyle yapalım mı? Bir görselimize bakalım. Şu anki gördüğünüz krikodur. Aracı kaldırırız. E, de, takoz ise yine tekerleklerin arkasına yerleştirilir. Ve şöyle toparlarsak eğer, kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulması nedeni neydi? Aracın hareket etmesini engellemekti. Biz ne yapmaya çalış çalışıyoruz aslında? Araç lastiğini değiştirmeye çalışıyoruz, değil mi? Ve araç lastiği değiştirilirken aracı kriko ile kaldırılması durumunda bizim ne yapmamız gerekiyor? Ar aracımızı bir sabitlememiz gerekiyor. Yani Kontuğu kapatıyoruz. Alferini çekiyoruz. Direksiyon düz bir zemine, e, düz tam karşıya bakıyor. Yani e, direksiyonu sağa sola çevirdiğin zaman ne olacak? Tekerlekler de sağa ve sola dönecek değil mi? Yani tekerlekler tam karşıya bakıyor şekilde olacak arkadaşlar. Devam edelim. Hangisi kontrolsüz kavşak işaretidir? Dikkatli bakıyoruz. Doğru cevabımız. C şıkkı üçgen içerisinde çarpı varsa kontrolsüz kavşak diyoruz. A şıkı döner kavşak yaklaşımı. B şıkı ana yol tali yol. Peki D ne? D şıkı o da ana yol tali yol olacaktı. C şıkı kontrolsüz kavşak şeklindeydi. Hangisi termostatın görevidir? Yakıt hava karışımını ayarlamak, diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak, kartardaki yağı yan kanallarına göndermek, motoru soğutma suyu sıcaklığında çalışma sıcaklığında sabit tutmak. Doğru cevabımız. D şıkkı motoru soğutma suya sıcaklığını çalışma sıcaklığında e, sabit tutmak bu termostatın göreviydi arkadaşlar. Peki motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması Neyin arızalı olduğunu bize gösterin. Bakın motor çalışma sıcaklığına çok geç ulaşıyorsa eğer termostatın arızalı olduğunu düşünüyorduk arkadaşlar. Ve yine hararet yapmış bir aracı düşünün. Hararet yapmış motorda radyatör suyu çok sıcak değilse hani sıcak olması gerekiyor ya. Çünkü aracımız hararet yaptı. Hararet yapmış motorda radyatör suyu çok sıcak değil ise termostatın arızalı olduğunu düşünüyoruz. Yani termostat bizim için önemli. Hangi sistemin parçasıydı peki? soğutma değil mi? Adı üzerinde bakın termostat yani soğutma sisteminin parçasıydı. Şah damarına basa uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisine yapılır? Bacak bölgesine olan kanamalarda, karın bölgesine olan kanamalarda, yüz bölgesine olan kanamalarda, kol bölgesine olan kanamalarda. Doğru cevabımız C şıkkı yüz bölgesinde olan kanamalarda bazen de tam tersini sorar size. Yüz bölgesinde olan kanamalarda nereye bası uygulanır der. Şah tamarı dersiniz. Veya işte baş bölgesine olan kanamalarda nereye bası uygulanır der. Şıklarda şah tamarını bulursunuz. Ona işaretlersiniz. Karın bölgesinde iç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye hangisinin yapılması yanlıştır? Şok pozisyonu verilmesi, ağızdan bol sıvı verilmesi, üzerinin örtülerek sıcak tutulması, yaşamsal bulgularının incelenmesi. Doğru cevabımız. 5 şıkkı olacak. Şimdi iç kanamadan bahsediyoruz. Karın bölgesinde iç kanama demesi sizin biraz şöyle kafanızı karıştırmak adına. Ne kanaması olur, ne, nerede bölge, hangi bölgede olursa olsun arkadaşlar. Bakın iç kanamada asla ağızdan Yiyecek, içecek vesaire sıvı verilmez çünkü iç kanamadan bahsediyoruz, değil mi? Kanın içeriye doğru, vücut boşluklarına ve organları akması durumuna iç kanama diyoruz. Ha müdahale edilmezse kişi ölüme götürür mü? Evet, götürür. İç kanamalar kazazedeye şoka ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Bu yüzden önemlidir iç, e, iç kanama. Şimdi iç kanaması olduğu düşünen bir kazazedeye ilk yardım olarak Neler yapabiliriz? Kısaca söyleyelim. Şoka karşı önlem almamız gerekiyor değil mi? Çünkü bir iç kanama geçiriyor kişi. Şoka girebilir demiştim biraz önce söylediğim gibi. Şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabiliyor iç kanama demiştim. E, ve kanama geçirdiği için üzerine örterek sıcak tutmamız gerekiyor. Niye bunu yapıyoruz? Kan kaybeden kişinin vücut ısısı düşer değil mi? E vücut ısısı bizim için yaşamsal bulgulardan bir tanesi değil miydi? Önemliydi bizim için. O vücut ısısını bizim korumamız gerekiyordu. Bu yüzden üzerine örterek sıcak tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Ya yaşamsal bulgularını incelememiz gerekiyor. Ağzından asla yiyecek, içecek, bol sıvı vesaire asla varmıyoruz ve iç kanaması şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım nasıl olacaktı? İlk yardımın ABC'sinin uygulanması gerekiyor. Ayakları 30 santim kadar yukarı kaldırmamız gerekiyor ve üzerine örterek e, ısı kaybını da önlemeye çalışmamız gerekiyor. Harika oldu değil mi? Hadi bakalım 23'teyiz. Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir? Yaralı sayısı, olay yerinin tam adresi, araçların hasar durumu, yaraların eğitim durumu. Doğru cevabımız D şaka yaraların eğitim durumu. Eğitim durumu çok çok gereksiz arkadaşlar. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Ee, şimdi aklıma geldi. Hani ben size söylüyorum ya hemen aşağıda ilk yorumda ilk yardım ile alakalı soru linkleri var. Lütfen onlara bakmaya çalışın diye. Çünkü ben şu an hani günlük olarak soru videoları sizlere atmaya ve yetiştirmeye çalışıyorum. Bana verilen süre 35-40 dakika. Bu 40 dakika içerisinde elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bilgi dolu bir soru videosu hazırlamaya çalışıyorum ama yetişemediğim yerler de var. Bu yüzden söylüyorum. Lütfen ilk yorumda linklerimiz var. Onları da bakmaya çalışın. Ee, ve bir arkadaşımız sınava girdi. İlk defa karşılaştı. Bir ilk yardım sınav sorusunu söyledi. Yapamadığını söyledi ve çok üzüldüm. Arkadaşlarım Yapmayın lütfen. Hemen aşağıda ilk yorumda ilk yardım ile alakalı sorular var. Diğer alanlar, diğer derslerimiz ile alakalı soru linkleri var. Ve denk gelmişken, hadi bunu da söyleyeyim. Orada e, aşağıdaki linklerde soru videolarında söyledim, anlattım ama kanamaya, yani kanama ile alakalı soru çözmüştük ya. E, bir insan e, kanamanın yüzde yirmisini kaybederse, kanın yüzde yirmisini kaybederse eğer, hayat tehlike oluşur. Bakın yüzde yirmi sınav sorusu. Ne kadar litreye denk geldiğini soruyor milletim. 5-7 litreye denk geliyor arkadaşlar. Hani bunları e, bu 40 dakika içerisinde o kadar çok sınav sorusu var ki hangi birini söyleyeyim? Lütfen sizler video bittikten sonra o ilk yorumdaki sorulara ve geriye dönük soru videolarına bakmaya çalışın ki benim yetişemediğim yerlerde siz o videoları izleyerek eksiklerinizi tamamlayın. Olur mu? <laughs> Geldik 24'e. Hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden biri değildir? Solunumun durması, ishal veya kabızlık oluşması, akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması, kalbin durması veya atımının düzensiz olması. Doğru cevabımız B şıkkı ishal veya kabızlık oluşması değildir. Devam ediyoruz 25'e. Hangisi başkanın başkanlığında karayolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, e, uygulamak ve koordinasyon sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur? Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu, İl ve İlçe Trafik Komisyonları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü. Doğru cevabımız A şıkkı Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu. Ne diyor? Başkanın başkanlığında. Başkanın başkanlığında. Soru bitti. Devam ediyoruz 26'ya. Hangisi araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir? Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi, tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması, dönemeçlere girerken hızın artırılması, yüklemede gabriğin üzerine çıkılması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Tepe üzerine yaklaşırken hızın azaltılması ama değerlerine baktığımız zaman diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi diyor. Dönemece girerken hızın artırılması diyor. Artırılması diyor. Ki öyle olmuyordu değil mi? Biz bir dönemece yaklaşıyorsak her veya sağa sola döneceksek eğer hızımızı azaltıyorduk. Ve yüklemede gabarın üzerine çıkılmaz arkadaşlar yasaktır. Işıkla trafik işaret cihazına yanan hangi ışık ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatle geçilmesi gerektiğini bildirir. Kırmızı oklu ışık, y figürlü yeşil ışık, fazlalı olarak yanıp sonan sarı ışık, fazlalı olarak yanıp sonan kırmızı ışık. Doğru cevabımız C şıkkı yavaş ve dikkatli diyorsa eğer fazlalı olarak yanıp sonan sarı ışığı arayacağız. Şekildeki gibi daralan bir yola gelen iki araç için Hangisi doğrudur? Şöyle bakalım. Aşağı kadar yoldan önce bir numaralı araç geçmelidir. 1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir. 1 numaralı araç sürücüsü 2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır. 2 numaralı araç geri gitmelidir. Doğru cevabımız 5 şıkkı doğru olacak. 1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir. Ben yani videonun başında da söylediğim gibi görsel olarak da sorabiliyorlardı. İşte o zaman levhaya dikkat edin demiştim. Şu anki levhamızın anlamı ne? Karşıdan gelen araca yol var diyor değil mi? 1 numaralı aracın yanında şu anki levhamız. O zaman ne yapacak? 2 numaralı araca yol verecek 1 numaralı araç sürücüsü hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir. Antifriz kontrolü, yakıt fitresi kontrolü, yakıt kaçağı kontrolü, yakıt seviyesi kontrolü. Doğru cevabımız A şıkkı antifriz kontrolü değildir. Yakıt sisteminden bahsediyorsak eğer yakıt fitresi kontrolü, yakıt kaçağı kontrolü ve yakıt seviyesi kontrolü vardı ama antifriz kontrolü yoktu. Karbon monoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir? Birincisi, kanın oksijen taşımasını engellenmesi, ikincisi fiziksel aktivitenin artması, üçüncüsü buğeye etki yapması. Şıklar 1 2, 1 3, 2 3, 1 2 3 Doğru cevabımız. B şıkkı 1 ve 3 olacaktı. Kanın oksijen taşıması engellenir ve boca etki yapar. Karbonmonoksit monoksit ama fiziksel aktivite artabilir mi arkadaşlar? Artamaz mı? Böyle bir şey söz konusu bile değil. Araçta kontak takan görevi nedir? Aküyü şarj etmek, bujeye giden akımı yükseltmek, elektrik devresini açıp kapatmak, vites değiştirmeyi kolaylaştırmak. Doğru cevabımız. C şıkkı aç kapa değil mi? Elektrik devresini açıp kapatmaktı. Kontak anahtarının görevi. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 5000 kişinin hayatını kaybetti ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken hangisidir? Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi, bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması, trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması, taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması. Doğru cevabımız B şıkkı trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük esken bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması olacaktı. 33. Hangisi burkulmanın tanımıdır? Eklem çevresindeki şişmedir. Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur. Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır. Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. Zedelenme bizim anahtar kelimemiz. Aslında 3 tane anlık zorlanma zedelenme. Bu bize burkulmanın tanımını, tanımını, veriyor arkadaşlar. Araçların muayene süresi dolması bile aşağıdaki hallerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur? Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde, sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde, motoru bakımdan geçirildiğinde, sahibi değiştiğinde. Doğru cevabımız A şıkkı olacağı kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde özel muayenesinin yaptırılması zorunluydu. Ve muayene ile alakalı hususi otomobillere 3 ay sonunda 2 yılda bir muayene yaptırılması zorunluydu arkadaşlar. Ve yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yaptırılması zorunluydu? 3 yıl sonra yaptırılması zorunluydu ve son değişiklikler ile birlikte denetim ve kontroller sırasında araç muayene süresini geçirdikleri tespit edilenlere para cezası veriliyor ve araçları trafikten de man ediliyordu ve muayene yaptırmaları için ek 33 belgesinde düzenlenmesi gerekiyor ve bunun için de zaten ek süre veriliyor arkadaşlar. 35 Hangisi trafik görevlisinin geceleyin dur işaretidir? Dikkat bakalım. Doğru cevabımız. C şıkkı olacaktı. Şimdi A şıkkına gelirsek yer. Trafiği hızlandırma işareti. Uzaktan siz birini çağırıyorsunuz. Yavaş geliyor diyelim hadi arkadaşınız. E bir yere de yetişeceksiniz. Hızlandırmak için ne yaparsınız? Aslında şu anki gördüğünüz gibi elinizi ileri geri şöyle hızlı bir şekilde sallarsınız. Değil mi? Hadi hızlan hızlan diye. A şıkkındaki mantık yine aynı. Trafiği hızlandırma işareti. B şıkkı geceleyin geç işareti. C şıkkı geceleyin dur işareti. D şıkkı ise sanki trafik görevlisi dönüyormuş gibi değil mi? Yani dönüş işareti olduğunu bildiriyor. Ve trafik görevlisi ile alakalı e, hiç konulara bakamadıysanız, ekseniniz varsa, soruları çözemediyseniz eğer. Yine bunun için de hemen aşağıda ilk yorumda soru sure linkimiz var. Trafik görevlisi ile alakalı kısa bir videodur. Çözdüğünüz takdirde videonun sonunda öğrenmiş olarak e, videoyu bitirirsiniz. Aşağıdaki durumların hangisinde kaloları trafik yönetmeliğinin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez? Kavşaklara yaklaşırken, sağ veya sola dönerken, bir başka araç tarafından geçilirken, iki yönlü karayolunda öndeki araç geçilirken. Doğru cevabımız. Değişik olacak değil mi? Öndeki araç geçilirken biz hızımızı hani biraz artırıyoruz arkadaşlar. İşte bunun için bize ceza kesilmiyor. Peki bizim önümüzdeki araca geçme ile alakalı ne yapmamamız gerekiyor? Takip mesafesini korumamız gerekiyor. Yani solama yapacağız diye önümüzdeki araca fazlasıyla yaklaşmanın bir anlamı yok. Çünkü siz o esnada hem aynalardan yolu kontrol etmek zorundasınız, sol sinyal vereceksiniz, Solama yapmak istiyorsunuz, sol şeride. E, kontrol edeceksiniz. Hem de önünüzdeki araca bakacaksınız. Olur ya, hani birden yavaşlar diye. Bu yüzden diyoruz aslında mantığını anlamak adına sollama yapacağınız zaman önünüzdeki araca yaklaşmayın. Fazla yaklaşmayın. Daha sonra hızınızı artırıp tekrar kendi sağ şeridinize geçersiniz. Sollama bittikten sonra. Aktarma organlarından hangisi araca geri hareketi sağlar? diferansiyel şaft ve test kutusu kavrama. Biraz önce hani söylemiştim ya arkadaşlar geri hareketi sağlıyor. Hangisiydi o? Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Geri hareketi sağlayan vites kutusuydu. Biraz önce videoda bahsettiğim gibi. 38. Hangisi kaza sedeni ikinci değerlendirme aşamalarından olan görüşerek bilgi edinme basamağında yer alır. Birazdan ekran görüntüsüne bakacağız. Solunum sayısının değerlendirilmesi, hoşgörülü ve nazik davranılması, bilinç düzeyinin kontrol edilmesi, cilt renginin değerlendirilmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Hoşgörülü ve nazik davranılması. Hemen şöyle aşağı inelim ve görselimize bakalım. Bize ne sordu? Görüşerek bilgi edinme basamağında yer alan hangisidir dedi, değil mi? Hoşgörülü ve nazik davranılması dedik. Hadi ellerinde sorabiliyorlar. Daha doğrusu görüşerek bilgi edinme ve baştan aşağı kontrolü de bir önceki soru videomuzda çözmüştük aslında. Bunları sorabiliyorlar. Dilerseniz buraya bir şöyle bir ekran görüntüsü alabilirsiniz. Aldı karar hemen diğerine geçelim. Trafik hangisine doğru tanımlanmıştır? Araçların karayolunda hal ve hareketleridir. Araçların yayalar ve hayvanların karayolu üzerindeki hal ve hareketleridir. Yayalar ve hayvanların karayolu üzerindeki hareketleridir. Araçların ve yayaların karayolu üzerindeki hal ve hareketleridir. Doğru cevabımız. B olacak. Araçların, yayaların ve hayvanların karayolu üzerindeki hal ve hareketleriyle yine trafikten çok bahsettik. Eğer ki bu soruyu yanlış işaretlediyseniz eğer yaptığımız açıklamaları hani biraz daha dikkatli dinlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Sınavda soru kaçırmamak adına söylüyorum aslında bunları. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız. B şıkkı olacak değil mi? Neydi? Motosiklet hariç. Motorla taşı trafiğine kapalı yol. Hangisi hariç? Motosiklet hariç. Motorla taşı trafiğine kapalı yol anlamındaydı. B şıkkındaki levhamız. A şıkkı taşıt giremez. C şıkkı motosiklet giremez. D şıkkı taşı trafiğine kapalı yol şeklindeydi. Kavramı debriyaj sistemi aracın neresinde bulunur? Krank mili ile volan arasında, vites kutusu ile şalt arasında, motor ile vites kutusu arasında, diferansiyel ile tekerlekler arasında. Doğru cevabımız C şık olacak değil mi? Motor ile vites kutusu arasında yer alıyordu. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir? Muayene istasyonu, servis servis istasyonu, terminal, garaj. Doğru cevabımız A şıkkı muayene istasyonu. Bakın aracın niteliklerini ne yapıyor, tespit ediyor, kontrol ediyor, cihaz var, personel var, teknik kontrolü yapılan yerimiz muayene istasyonu diyoruz. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere hangisini bildirir? Şeridin sağdan daralacağını, kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu, şeridin sadece ileri seyir veya sağ dönüş için olduğunu. Do Doğru cevabımız değişik olacak. Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu bildiriyor. Şu anki göstergemiz yol üzerine yol çizgisidir şu anki konuşamadım yine. Ve bir de şunu söyleyeyim. Bir kavşakta ya da bir yerde yaklaş, e, karşılaştığınız zaman eğer orada trafik polisi varsa ona uymak zorundasınız ışıklara değil. Trafik polisine uymak zorundasınız. Trafik polisinin hareketlerine uymak zorundasınız. Trafik polisi yoksa sıralamayı soruyorlar o yüzden söylüyorum. Trafik polisi yoksa trafik ışıklarına uymak zorundasınız. Diyelim ışıklarda yok. Levhalar vardır. Levhalara uymak zorundasınız. Ha levhalar da mı yok? O zaman şu anki gördüğünüz gibi yol çizgileri vardır. yol işaretleri vardır. O zaman onlara uyarsınız. Sıralamayı soruyorlar. Bu yüzden tekrar etmiş olduk. Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır? Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak, görünmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak. Şıklar: yalnız bir, 1, 1 2, 2 3, 1 2 3. Doğru cevabımız D şıkkı yasak yani hepsi üzerlerini çizmiyoruz, dalmıyoruz, yerlerini değiştirmiyoruz veya ortadan kaldırmıyoruz. Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey de atmıyoruz. Verilenlere göre araç lastiğinin sökülmesine doğru eşlem sırası nasıl olmalıdır? 1. Jant kapağı çıkartılır. 2. Krikoli araç kaldırılır. 3. Bijon somunları sökülür. 4. Bijon somunları gevşetilir. 5. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Şıklar 1-2-3-4-5 e, B şıkı 2-3-1-4-5 C şıkı 3-2-4-5-1 D şıkı 5-1-4-2-3 Doğru cevabımız şıkkı olacaktı. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Lastik lastiğimizi sökeceksek eğer aracın hareket etmemesi gerekiyor değil mi? Hani videoda ve biraz önce videoda da söylemiştim aslında. Aracımızı durduruyoruz, kontağı kapatıyoruz, ali çekiyoruz değil mi? Yani aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemlerini almamız gerekiyor. Daha sonra jat kapağını çıkartıyoruz. Daha sonra bijonlara geliyoruz. Bijon somunlarını gevşetiyoruz. Daha sonra kriko ile aracı kaldırıyoruz ki krikoyu biraz önce görmüştük. Daha sonra da bijon somunlarını söküyoruz. Sıralama bu şekilde. Lastikler ile alakalı sınav soruları var. E, bu yüzden aşağıda ilk yorumda lastik soruları linki var. Bakmayan arkadaşlarım mutlaka baksınlar. Ha söyleyeyim sorular biraz zor. Başta yanlışlarınız çok çıkabilir. Önemli olan doğru olan şıkkı öğrenmiş olmak olur mu? Hani baktığın zaman siz biraz moraliniz bozuluyor fark ediyorum hocam bu sorular çok zor diye ama yani çıkmış sorular arkadaşlar lastikler ile alakalı yeni sorular da ekledik biz oraya. Eksiniz varsa mutlaka bakın ilk yorumda lastik soruları. Verenlerden hangileri Milliyetin Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir? Birincisi çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek, sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak, kaldırımlara can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeler yaparak, gerek, e, yaparak tedbirleri almak ve aldırmak. Şıklar 1 2, 1 3, 2 3, 1 2 3. Doğru cevabımız A 1 ve 2 olacaktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi ve yetkisi yetkisiydi. 47. Sürücülerin taşıt yolunu sol şeridinde hangisini yapması yasaktır? Yavaşlaması, vites küçültmesi, uygun hızla seyretmesi, yolcu indirip bindirmesi. Doğru cevabımız D şıkkı olacak yolcu indirip bindirilir mi? Arkadaşlar sol şeritten bahsediyoruz değil mi? Hızlı bir şeritte Biz burada yavaşlayabiliriz. E, vitesimizi küçültebiliriz. Uygun hızda zaten seyretmemiz gerekiyor. Sadece durma, duraklama, park etme sol şeritte yapılmaz hızlı bir şerittir. Yolcu indirip bindirilmez hızlı bir şerittir. Aman değil mi? Dikkat edin. 48 hangisi sürücülük yeteneğini olumsuz etkilen faktörlerden biri değildir? hız limitlerini aşmak, alkolü araç kullanmak, trafik levhalarını önemsemek, yorgun ve dalgın olmak. Doğru cevabımız C şıkkı değildir. Soru ne diyor? Olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir diyor. E, trafik levhalarını önemsemek, e, onları dikkate almak değil mi? Levhaları önemsiyorum ben. Burada bir olumsuzluk yok ya. Tam tersi olumlu bir şeyden bahsediyor. Ve yine geldik. 3 olumsuz bir olumlu olumlu olay şıkkı. Şıklarda 3 tane olumsuz, 1 tane olumlu varsa cevap neydi? Olumlu olandı. Veya tam tersi. 3 tane olumlu varsa, 1 tane olumsuz varsa cevap olumsuz olandı. Geldi 49'a. Hangisi bujilerin aşınması sonucuna meydana gelir? Motorun çekişten düşmesi, endeksiyon bobinin yanması, jikle devresinin çalışmaması, marş motorunun çalışmaması. Doğru cevabımız. A şıkkı olacak bujiler aşınır mı? Aşınır diyorduk değil mi? Böyle anlatıyordum ben. E ne olur motor çekişten düşer diyorduk arkadaşlar. Aman diyeyim açıklamaları dikkat dinleyin. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Kamyonlar için geçme yasağı sonunu, karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini, kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını, öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu. Doğru cevabımız? A şıkkı olacaktır. Diyelim ki bu soru sınavda çıktı. Levhaları da hiç bakamadınız. Ama neyi biliyorsunuz? Siz Ebru Hoca'dan neyi öğrendiniz? Bir levha yukarıdan aşağı düz bir çizgiyle bölündüyse eğer hemen sonu kelimesini ekliyorduk değil mi? Sadece bu bilgi bile sınavda doğru olan şıkkı size buldurur arkadaşlar. Yani hangisine var? Sonu. Kamyonlar için geçme yazı. sonunu bildiren A şıkkı olacaktı geldik 51'e bu sorunun cevabı sizde. Yukarıdakilerden hangileri trafik kazalarında asli kusur sayılır? Arkadan çarpma, kırmızı ışıkta geçme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama. Hani videonun şöyle ortalarında bir hangi sorudaydı? Asli kusur ile alakalı soru çözmüştük, açıklamış, açıklama yapmıştık. Onları şöyle biraz hatırlamaya çalışın. Cevabı eminim bulacaksınız. 1 2 1 3 2 3 1 2 ve 3 Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki soru videosunda görüşmek üzere. Seviyorsunuz, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.